Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sohbetimize geçmeden sizi kısaca bir değerli izleyicilerimize tanıtalım öncelikle. Mücahit Akça, ben memleketimiz Giresun. İşte Bursa'da da karavan işleri yapıyoruz. Kaç yıl oldu sektör? 99'dan bu yana evet. Devam eden, ahşapla alakalı devam eden ama yaklaşık karavanda da 5 yıl oldu. Hı hı. Zor bir pandemi sürecine girdiğimiz anda da siz herhalde bir karavanla başlayan bir hikaye böyle devam ediyor anladığım kadarıyla. Pandemiye girmeden önce evet. Biz karavana başladık. Ondan sonra da pandemiyle beraber de böyle bir sektöre direkt olarak girmiş olduk yani. Ciddi bir talep oldu değil mi? İnsanlar çünkü o dönem bir eve kapandı. İnsanlar sıkıldılar. Doğayla iç içe yaşayalım diye böyle bir karavan hayatı çok, talebi oldu herhalde çok değil oldu. Mi? Peki neler yapıyorsunuz? Biraz işlerinizi açalım. Moto karavan herhalde yaptınız değil mi? Çalışma? Evet, moto karavan. Zaman zaman çekme karavan yaptığımız çekme karavanlar falan da var. Otobüs, işte yarım otobüslerden. Tamamen bazen insanlar geldiklerinde hani ben sürekli bunun içinde yaşayacağım dediğinde hani onlara otobüs tavsiye ediyoruz. Otobüsleri yapıyorlar ve uzun zamanda yaşayabiliyorlar işte. Yani büyük ebatımız otobüs, doğru evet. Mu? Onun altındaki bütün sizin prodüsörlerinize uyan araçlara bunları yapabiliyorsunuz. Yapabiliyoruz. Ağırlık ne oluyor? Motokaravan dediğimiz biraz açacak olursa. Yani PSA grubu dediğimiz araçlarda daha fazla insanlar talep ediyorlar. Hem kullanım olarak da kolay. Çünkü insanlar artık hani taksi kullanmaktan direkt minibüse geçtikleri için biraz zorlanabiliyorlar ama PSA grubu biraz daha ufak bir araba olduğu için daha kolay kullanım oluyor. Evet. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim dediğinizde buraya bir araç geldiği zaman müşteri diyaloğunu anlatır mısınız? Nasıl bir yol haritası izliyorsunuz? Müşteriler, karavan yaptıracak olan bütün müşteriler zaten yaklaşık bir sene, bir buçuk sene hepsi derslerine çalışmış olarak buraya geliyorlar. Birçoğu malzeme tedarini bile yapmış oluyor. Hani onun dışında da insanları hani biz yönlendirmiyoruz aslında. Sadece gelip yaptığımız bir aracın, bitmiş bir aracın içine girip geneli gördüklerinde ya da bizi daha önceden de takip ettikleri için işte YouTube'dan işte çeşitli sosyal medyalardan da bizi hani takip ettikleri için bilerek yani derslerine çalışmış bir şekilde buraya geliyorlar. Bilinçli bir müşteri. Toplum geliyor yani. Tabii bilinçli insanlar bilinçli olarak geliyorlar buraya. Ona istinaden de çok da bizi zorlamıyorlar. Ne istediklerini bilen müşteri en iyi müşteri oluyor. Biz de oradan yola çıkarak tecrübelerimizle. Siz teknolojik olarak tüm donanım yapabiliyorsunuz değil mi? Şöyle bize bir karavanın içini anlatır mısınız? Yani karavan başladığında aslında sıfırdan aldığımızda arabayı ele komple herhangi bir çürükleri, vuruk vesaire ezikleri varsa onları düzeltiyoruz. Komple kaportayı da yapıyoruz. Kaporta değişikliği yapıldıktan sonra işte elektrik, yalıtım, işte camların değişimi, güneş panelleri, aküler, su tesisatı, mobilya ve komple kaplama evet. Olarak bitiyor. Sonra kaç kişilik oluyor bu yaptığınız bir karavan çalışması? Yani içinde yaklaşık 4 kişi kendini kalabiliyor. Kendini barındırabiliyor. Kalabiliyor, 4 kişi yaşayabiliyor içinde. Yani kapıları kapattığında 4 kişi içerisinde yatabiliyor. Sizin bu işi yapmanız için ne gerekiyor? Bir resmi belge var değil mi? Yani var, evet. Anladığım kadarıyla yeterlik belgeleriniz mevcut. Var, evet. Çünkü merdiven altı biraz can sıkıcı bir durumdur. Ya can sıkıcı durum tabii ki onlar da herkes tabii hani ekmeğinin peşinde olarak bakıldığı için olaya ve bu şekilde zaten başlayan bir sektöre zaten herkes birdenbire hemen bir dalış geçiş oluyor zaten, yapıyor. Bir geçiş oluyor. O geçiş dönemi değil aslında da süre gelen ilerlilik, devam edebilirlik önemli. Çünkü hani herkesin yapabileceği, her ben karavan yapabilirim diyenlerin yapabileceği bir iş değil. Çünkü yarıda başlayıp ama bitiremeyen bize karavanlarını tekrardan bize getiren müşterilerimiz falan da var. Çünkü bunlar hep genel bir videolarını da çekiyoruz, onları da yayınlıyoruz. Hani yaptığı yanlışlar da evet, işte evet. Kablolama konusunda, yalıtım konusunda yaptığı yanlışlar var. Evet. İnsanlar hani hep ben yaparım diyenin yapamayacağı bir işi. Çünkü tabii. Yaşamak için bir ev yapıyorsun ve bunun altyapısı çok güzel olması vatandaşınız gerekiyor. Vatandaşınız dikkat etsin o zaman diyelim evet. Bu doğrultuda. Sizin gibi bu işi kurumsal olarak yürüten aynen. Markaları tercih etsinler. Şimdi güzel böyle çeşitlerinizi de zaten fotoğraflamışsınız. Evet. Güzel bir katalog çalışmasıyla buradan insanlar sayfalarınıza girip bu çalışmalarda görebilirler evet. Diyelim.
Siz bu Türkiye'nin herhalde birçok lokasyonunda iş yapmışsınızdır ama yurt dışında var mı çalışmalarınız? Var, yurt dışı da var. Almanya'da araç yapıyoruz. Ama ağırlık şu anda yerli, Türkiye. Türkiye yani. Evet, Türkiye. Kullandığınız malzemeler çok önemli değil mi? Bunları nerelerden tedarik ediyorsunuz? Kullandığımız malzemeler tabii ki çok önemli. Bir kere araç yaptığımız için fazla ağırlık koymamamız gerekiyor. Kavak malzeme. Bursa'da zaten ahşabın başkenti diyebiliriz, evet, yani Ankara'dan sonra hani mobilya, İnegöl tedarik etmemiz de kolay. İlk başladığımız zamanlarda tabii ki bu sektörler hani karavan için herhangi bir şey üretmedikleri için, hı-hı, ülkemizde çok yaygın, evet, olmadığı için zorlanıyorduk ama zamanla şimdi artık yerli ürünler, işte tenteler, tuvaletler de çıkmaya başladı. Hani bunları bulmak artık ülkemizde de kolaylaşmaya başladı. Güzel. İşte yeterlilik belgeleri de olduğu takdirde hani Avrupa'da da bu, evet, insanlar karavanı kullanabilecekleri için hani yeterlilik belgeleri de varsa o ürünleri satın alıyoruz. Güzel. Onları da uyguluyoruz. Paramız da dışarıya gitmemiş oluyor. Aynen. Avrupa standartlarında hem ülke ekonomisine de bir güç katıp yerli ve milli malzemelerle anladığım kadarıyla, aynen, ortaya güzel bir eser çıkartıyorsunuz. Evet. Bura büyük bir alan herhalde. Bir de uzman kadronuz var. Kaç kişiyiz burada? 20 kişilik bir çalışma arkadaşımız var. 5000 metrekare bir alan. Da yaklaşık 1500 metrekare kapalı bir alan, bir bölüm var. Yani otopark güvenlik açısından insanlar geldikleri zaman, evet, en azından, evet, hani etrafı çevrili, işte bekçisi olan rahat, huzurlu bir yer, sağlam bir yere, evet, geldiklerini hissedebiliyorlar. Evet. Peki 2023 ve sonrası için beklentileriniz neler? Bir de fuarları da takip ediyor musunuz böyle gezip? Fuarları da takip ediyoruz. Tamamına katılmıyoruz. Bazen İstanbul'da işlerimiz yakın bir zamanda, evet, yakın bir zamanda oldu. Ona katılmadık. Çünkü bir öncekine katılmıştık. Tüm fuarlara katılmak, fuarlara aslında fuarları düzenleyen kişilerin fuarları Türkiye için değil, Avrupa'daki karavan yaptırmak isteyen insanları Türkiye'ye getirip bizi öyle fuarlara, evet, çıkarması, evet, gerekiyor. Siz de bir esnaf adabıyla, ahlakıyla yürüdüğünüz için tercihler böyle üst üste gelebiliyor. Evet. Silsile yoluyla da duyuluyor tabii. Tabii ki. Peki ben size, ekibinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İlerleyen zamanda inşallah markamızın büyüme yolunda farklı bir röportajda görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. İnşallah. Sağ olun. İnşallah.